Gezegenimizin kaynakları insanlığın kalkınmasına katkı sağlasa da sınırsız değil. Tükenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ise hem günümüzün hem de geleceğimizin en büyük sorunlarından birine, iklim değişikliğine yol açıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve bunlara yönelik yatırımlar önem arz ediyor. İşte bu kapsamda Konya'nın enerjisi Türkiye'yi aydınlatıyor temasıyla Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı başladı. 5 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak fuarda güneş ve rüzgar enerji panelleri sergileniyor, geleceğin temiz enerji teknolojileri tanıtılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le Meclis Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız programa video konferans yöntemiyle katıldı. Özellikle son dönemde yapmış olduğumuz büyük atılımlarla birlikte enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmayı ve önümüzdeki dönemde ise enerji ihraç eden bir ülke konumuna gelmeyi hedefliyor ve arzu ediyoruz. Bir yandan enerji kaynağı arama faaliyetlerimiz devam ederken, diğer yandan da güneş, rüzgar ve biyokütle gibi alanlarda yenilenebilir enerji üretiminin artırılması yönünde önemli mesafeler alma gayretimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bağımsız enerji, güçlü Türkiye anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Bakan Dönmez'se, yenilenebilir enerji oranının toplam enerji içinde %52 paya sahip olduğunu ifade etti. Bu oranlarla dünyada 12, Avrupa'da 5. sıradayız. 2002'de kurulu gücümüzün %38'i yenilenebilir kaynaklı iken bu oran bugün %52'nin üzerine çıktı. Bugün yenilenebilir kurulu gücünde dünyada 12. Avrupa'da 5. sıradayız. Enerjinin geleceği rüzgar ve güneş diyen Dönmez, Konya Karapınar'a kurulmakta olan güneş panellerinin dünyadaki en büyük modellerinden birinin olacağını ifade etti. Karapınar'da kurulmakta olan dünyanın en büyük güneş santralleri içerisinde yer alan bu santralin güneş panelleri Ankara'da entegre bir üretim tesisinde üretimleri devam ediyor. Şu anda yaklaşık %25'lik bir projede ilerleme var. İnşallah kısa süre içerisinde sahaya giderek bizzat yapılan çalışmaları ve ilerlemeyi yerinde inceleme imkanım da olacak.